Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi-cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Bugün ayrıyeten, bugün tabii ki Mevlid Kandili olduğundan dolayı sizlere güzel bir cevizli irmik helvası hazırlayacağım sevgili izleyenlerim. Bunlardan notlarınıza yazın. Tabii ki neler kullanacağım, nasıl kullanacağız, nasıl kullanacağımı program ilerleyen dakikalarda sizlere tabii ekranda getireceğiz. Ama kullandığımız malzemeler nelerdir? 3 su bardağı irmik kullanacağım. 3 su bardağı toz şeker kullanacağım. 6 su bardağı süt kullanacağım. 2 su bardağı iri ceviz var. Onları ince ince bıçakla kıracağım. İnce ince çünkü iri kırım olacak. Burada yarım paket margarin, 100 gram tereyağı, birazcık da sıvı yağ kullanmak kaydıyla hazırlayacağım. Siz devam edin. Sigaranın bir zararından bahsetmiştik. Kanın akışkanlığını azaltıyor ve böylece bir nevi fonksiyonel olarak damar tıkanıklığına sebep oluyor. İşte sarımsak bunu engelleyici, kanın akışkanlığını arttırıcı etkisi var. Bu da değil, tansiyonu düşürüyor. Kolesterolü, yine damar sakliğine sebep olan kötü kolesterol dediğimiz şeyin düşürülmesine fayda sağlıyor. İzleyicilerimize bir şey daha söyleyelim. İşte kanser diyoruz, kanser çağımızın vebası. Kanserin her aşamasında, kanserin ortadan kaldırılmasında müthiş faydaları var. Yani DNA'nın yapısının bozulup o toksin maddeler dediğimiz, serbest radikaller dediğimiz gıdalarımızın içerisinde özellikle modern çağdaki doğal olmayan gıdalarda fazla miktarda bulunabilen o zararlı maddelerin sebep olduğu DNA'nın yapısını, vücudun genetik yapısını bozan unsurları ortadan kaldırıyor. Kanser hücresi öldüğü, ortaya çıktığı zaman onun ortadan kaldırılmasına fayda sağlıyor. Yani kısacası demek istediğimiz şey şu, vücudun o kadar çok sistemine fayda sağlıyor ki. Bakın erkeklerde mesela testosteronu artırıyor. Cinsel fonksiyonlar. Sigara testosteronu düşürüyor. Erkeklerde mesela çok ciddi iktidarsızlığa sebep oluyor. Sarımsak erkeklerde testosteron oranını da artırıyor. Bugün iktidarsızlık toplumda çok çok yaygın. Bir sarımsak örneğinden bahsettik. Zencefilin faydalarını keza böyle sayfalarca anlatamayız. Diğer bitkilerin faydalarını keza anlatamayız. Bunun gibi bitkileri hem gıdalarımızda, soframızda mutlaka bulundurmamız lazım. Hem de özel bitki kürleriyle beraber sağlığımızı desteklememiz lazım. Çünkü her zaman onu söylüyoruz. Hava soğuduğu zaman vücudumuzu korumak için paltoyu giyiyoruz. Kışın siz gömlekle gezen gördünüz mü? Görmediniz. Çünkü çevre koşulları bozuldu. Palto giymezseniz üşürsünüz. Şemsiye kullanmazsanız ıslanırsınız. Yani çevre koşullarına vücudu adapte etmeye siz yardımcı olursunuz. Bugün bizde damar sertliğini oluşturacak o kadar çok faktör var ki, kanser oluşturacak o kadar faktör var ki, nereden biliyoruz? Bu hastalıklar patladı. Şeker hastalığı son 10 yılda 2 kat arttı toplumda. Yani bu bozucu faktörler, sağlığımızı bozucu faktörler, özellikle teknolojiyle beraber son 10 yılda, 20 yılda o kadar çok arttı ki, yani yağmur var. Islanmamak için şemsiye kullanmanız lazım. İşte sokaklarda kar var, soğuk var. Palto giymeniz lazım. Bu bitkilerden yemeklerimizde istifade etmeniz lazım. Bunlarla oluşturulacak özel kürlerle vücudumuzu desteklememiz lazım. Eğer bunu yaparsak emin olun birçok hastalıkla baş etme noktasında, buna kanseri dahil edin, damar sertliğini dahil edin, şeker hastalığını dahil edin, vücudu güçlendirdiğiniz zaman, bu doğal gıdalarla, doğal bitkilerle, doğal desteklerle vücudunu güçlendirdiğiniz zaman aslında size bile gerek kalmadan vücudunuz o zorlukları baş ediyor. Yani kendiliğinde. Tabii. Yani benim bağışıklık sistemim zaten kanserle, mikropla baş etmek yeteneğinde. Bir de ben onu desteklediğim zaman, onu güçlendirdiğim zaman, onun eline bir anlamda silah verdiğim zaman, işte o zaman o hücre gidiyor, kanser hücresini alıp yok ediyor. Veya karaciğer, ben karaciğeri desteklediğim zaman karaciğer vücutta kansere sebep olan veya diğer zararlı şeylere sebep olan toksik maddeleri atıyor, temizliyor. Karaciğerin böyle bir fonksiyonu var. Ama biz karaciğeri yormuşuz. O kadar çok zararlı maddeyi yüklemişiz ki karaciğer ne yapsın? Vücudun savunma hücreleri ne yapsın? O kadar çok toksin, mikrop, mantarla baş etmek zorunda kalıyor ki vücuda desteğe ihtiyaç var. İşte yemeklerimize
bu bahsettiğimiz doğal gıdaları sadece lezzet için değil. İşte defne yaprağını attınız siz. Doğru, koku veriyor, lezzet veriyor. Bitkilerin bu yönde de faydaları var. Ama şunu bilelim ki bitkilerin her biri bir kimyasal fabrika. Bazen ben gerçekten şaşıyorum. Zeytinyağı dedik. İçerisinde omega 3 var. Omega 6, omega 9 var. Söyler misiniz bana toprakta omega 3 var mı? Yok. Ama zeytinin içerisinde omega 3 var. Nasıl çıktı bu? Topraktaki maddeleri bu bitki aldı, bir kimyasal fabrika gibi işledi ve bunu işte linoleik asite çevirdi, oleik asite çevirdi. Bunun gibi diğer bitkiler de her biri binlerce faydalı maddeye çeviriyor. Bugün biz bilimsel olarak adeta doğanın peşinden gidiyoruz. Bugün geçmiş tıp adamları bitkileri kullandılar, faydalarını gördüler ama içinde ne olduğunu bilmiyorlardı. Yani İbn Sina ezber bunu kullandı. İbn Sina bunu kullandı. Yani sarımsağı da kullandı. İşte diğer bitkileri de kullandı. Faydalarını da gördüler. Ama içinde ne olduğunu o zamanki bilim şartları içerisinde tespit edemiyorlardı. Ama biz bugün gördük ki, bugün modern çağın bilim adamları bunu gördü ki, bitkiler adeta bir kimya fabrikası gibi, kimya deposu. Bu Cenab-ı Allah'ın bize bir lütfu. Bugünkü bilgilerimizle beraber biz geçmiş bilgileri de kullanarak çok daha iyi noktalara geldik. Bitkilerin faydalarını analiz etme noktasında, tahlil etme noktasında çok daha iyi noktalara geldik. Aman diyoruz, salatamızdan tutun gıdalarımıza kadar özellikle özel etkili bitkileri mutlaka barındıralım. Özel bitki, şifalı bitkilerden oluşan özel kürlerle beraber sağlığımızı destekleyelim. Zaten arkadaşlarımız görüntüyle şey yapıyorlar, görüntülerle destek oluyorlar. Şimdi sevgili izleyenlerim, tabii ki güzel bir bugün mübarek gün olduğundan dolayı bir helva hazırlıyorum. Helvanın içerisinde bulunan malzemelerimiz nelerdir? Yarım paket margarin kullandık. Ayrıca 100 gram tuzsuz tereyağı kullanıyorsunuz. Onun haricinde yarım su bardağı kadar da sıvı yağ kullanıyorsunuz. Sıvı yağ kullanmadığınız zaman tereyağı bütün özelliğini kaybeder. Çünkü çok çabuk yanan bir yağdır. Onun için buna dikkat etmeniz lazım. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Yani hakkı sızma zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ben bunu her zaman söylüyorum ama damak tadımızdan kaçıyoruz diye kullanmıyorlar bunu. Kesinlikle. Halbuki kesinlikle. Şimdi bu kızartmayı zeytinyağı ile yapabilirsiniz. Kesinlikle. Yani zeytinyağı daha fazla ısıya dayanıklıdır. Yani sıvı yağ, mesela çiçek yağları dediğimiz yağlar 180-200 derece diyorlar ama belirli bir dereceden sonra özelliğini kaybediyor. Ama zeytinyağı, hakiki zeytinyağı sızma yağı 200 dereceye kadar yanmıyor yani. İşte halkımız böyle bir alışkanlık edinmiş. Bu alışkanlığı kesinlikle değiştirmemiz ve zeytinyağı kullanma alışkanlığı getirmemiz lazım. Şimdi burada tabii ki yağları bıraktım. Yağlar eridikten sonra, o katı yağlar eridikten sonra içerisine 3 su bardağı irmik ilave ettim. İrmiği kısık ateşte uzun müddet kavuracağım. Bu tarafta da 6 su bardağı sütümüz var. O sütün içerisine de 3 su bardağı toz şekeri ilave ettim. Çünkü sütü kaynatmamız gerekiyor. Kaynayan sütü ilave etmemiz gerekecek. Aksi takdirde tabii ki irmiği kavurduktan sonra eğer ki soğuk sütü ilave ederseniz bu sefer ne olur? İrmik kendini toparlayıncaya kadar irmiğin tabanını yakmış olursunuz. Çünkü sıcak sütü ilave ettiğiniz zaman daha çabukça kıvama gelmiş olur. Aksi takdirde öbür türlü aşağı yukarı 20 dakika civarında tekrar kaynatmanız gerekecektir. O zaman süt, şekerin birleştiği zaman tencerenizin tabanında bir esmerlik meydana gelir. O da yani yanık demektir. Onun için sütü kaynatıyorsunuz, içerisine şeker atıyorsunuz, kaynar halde ilave ediyorsunuz. Tabii ki irmiğiniz kıvama geldikten sonra. Evet efendim, bu arada bir panik içerisinde hepsini bir araya toparlamaya çalışıyorum. Hocam, top sizde. Söz sizde. Aslında söz sizde yani. Evet. Yemekler bitti, çok güzel oldu. Evet, siz de finalinizi yapın, ben de final yapacağım. Şunu diyorum, yani çayı şekersiz daha lezzetini alır hale geldim. Demek ki ağız tadımız, yemek yeme alışkanlıklarımız belli bir zamandan sonra değişebiliyor. Zeytinyağı kullanımında da olmak üzere yemek kültürümüzü, ağız alışkanlıklarımızı biz sağlık ekseninde değiştirmemiz lazım. Yani hangisi daha sağlıklı olacaksa... Helvamızı hazırladık. Aslında helvamızın
ocaktan aldıktan sonra 25-30 dakika hiç kapağını açmadan bekletmemiz, yani demlenmesi gerekiyor. Tabii ki bende o kadar zaman olmadığı için bütün malzemeleri birleştirdikten sonra helvamız burada. Şimdi kapağını kapatacağım. Bundan sonra cuma günleri buradasınız. İnşallah. Efendim söz aldık. Hepinize sevgiler, saygılar. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere efendim.